Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Das Alphabet. Anlaşılacağı üzere Alman alfabesini bu dersimizde görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Lütfen beni tekrarlayın arkadaşlar. A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V V V X X Y Y Z Z Evet, bu harflerin haricinde de başka harfler var arkadaşlar. Onlara bir bakalım. Tekrarlayalım lütfen. Ö Ö Ü Ü E E Burada arkadaşlar E kalın bir şekilde, hani bebek uyuturmuş gibi düşünelim. E değil de E kalın bir şekilde söylüyoruz. E ancak burada yukarıda E hafif E E E E büyük harfle yazacak olursak demek ki bu şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Küçük harfle yazacaksak da bu şekilde noktaları koymamız gerekiyor. Burada matematikten belki hatırlayacaksınızdır beta işareti. Ancak Almanca'da biz buna SZ diyoruz. SZ demek ki bu şekilde ifade ediliyor ve şu anlama geliyor. 2S anlamına geliyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor arkadaşlar. Her 2S ile yazılan kelime bu şekilde yazılacaktır diye bir kaide yok. Ya da işte SZ yerine bunu yazarız diye bir kaide yok. O anlama geldiğini bilmemizde fayda var. Ancak dediğim gibi her kelime kendine dair o karakterde yazılması gerekiyor. Onu bilmekte fayda var. Şimdi birazdan arkadaşlar bunların bir üzerinden geçtikten sonra harf gruplarını görüyor olacağız. Dilerseniz doğru telaffuzuyla bunları bir tekrarlayalım. A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V V
Ipsilon, Ipsilon, Z, Z, Ö, Ö, Ü, Ü, E, E, SZ, SZ. Arkadaşlar Almanca'da öyle harfler var ki yan yana geldiklerinde farklı bir şekilde ifade ediliyorlar. Farklı şekilde söyleniyorlar. Şimdi o harflere bir bakalım. E ve İ'yi ben yan yana gördüğümde ve bu şekilde yazılıyorsa eğer arkadaşlar bu tek başına I şeklinde telaffuz ediliyor. Buna bir örnek Nein, Nein, hayır demek arkadaşlar. Dolayısıyla E ve İ bu şekilde yazıldığında ne anlamalıymışız? I şeklinde okunuyormuş. Bu arada tek başına das Ei yumurta demek, bunu da söylemiş olalım. Demek ki nein hayır demekmiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar bu sefer IE bu şekilde yazılıyorsa eğer I uzatıyorum arkadaşlar. Çok abartılı bir şekilde değil belki ama I'yi yani burada V şeklinde okuyorum. Ancak V demiyorum. V. Evet, çok hafiften bir uzatma var. V nasıl anlamına geliyor? Aynı zamanda da bir şey anlamadığınızda V diyebilirsiniz. V nasıl anlamadım gibi bir anlam doğmuş oluyor. E ve U'yu bir arada gördüğümüzde arkadaşlar bu oy şeklinde telaffuz ediliyor. Oy, Europa, evet anlaşılacağı üzere Avrupa demek. Euro para birimi olsaydı bu, bu P ve A'yı atacaktık. Euro diyecektik değil mi? O zaman bu da ne oluyor? Euro anlamına geliyor. Bu para birimi anlamında. Dolayısıyla buradan Euro'nun nereden geldiğini anlamış oluyoruz. Avrupa'dan değil mi? Dolayısıyla bu Europa olarak değil mi? Bu şekilde telaffuz ediliyormuş. Peki S ve P harflerini bir arada gördüğümde bu nasıl telaffuz edilecek? Şöyle şıp şeklinde şıp şpoat şpoat anlaşılacağı üzere spor demek bu arkadaşlar. Demek ki şpoat bunun Almanca karşılığıymış. Peki S ve T harflerini bir arada gördüğümde bu şt şt şeklinde telaffuz ediliyor. Şt studium studium bu yüksek öğrenim yani üniversite eğitimi anlamına geliyor. Eğitim, öğretimi anlamına geliyor. Studium. Sonrakine bir bakalım isterseniz. Bu sefer arkadaşlar 3 harf yan yana S, C ve H harfleri ya da S, C, H diyelim değil mi? Çünkü az önce alfabeyi öğrendik. S, C, H, şokolade. Evet, benim de çok sevdiğim bir kelime. Şokolade anlaşılacağı üzere arkadaşlar çikolata demek. Ne anlamalıymışız demek ki? STH bu 3 harf yan yana geldiğinde güzel Türkçemizdeki ş yani ş harfinin yerine geçmiş oluyor. Peki bir altta TSTH evet bu sefer bunu bu 4 harfi bir arada okuduğumda bu ç ç güzel Türkçemizdeki ç harfine denk düşüyor. Çüs ya da çüs de diyebiliyorum. Çüs anlaşacağı üzere evet derslerin sonunda sürekli söylediğim çüs bay bay anlamında gelmiş oluyor. Peki P ve F harflerini yan yana gördüğümde arkadaşlar bu sert bir pf pf şeklinde telaffuz ediliyor. Fiat örneğinden evet burada F'yi birazcık daha çok az bir sertlikte telaffuz etmiş oluyoruz. Fiat denildiğinde demek ki bu evet at demek arkadaşlar. Fiat. Bir sonrakine baktığımızda C ve H tek başına söylerken biraz zorlanabiliriz belki ama şöyle deneyelim. Yani bir hortumun ucunu kıstırdığınızı düşünün. Ve kaçak olduğunu düşünelim o hortumdan. Bir hava boşluğunun olduğunu varsayalım. Şeklinde. Ancak tek başına tabii ki hiçbir anlamı yok bunların. Eş şeklinde telaffuz edilmiş oluyor. Eş. Bir sonrakine baktığımızda
Sika. Evet. Bu da arkadaşlar K harfini birazcık daha sert bir şekilde telaffuz etmiş oluyorum. Bakın. Bakın. Evet, bakın arkadaşlar. Bu pişirmek demek. Hani fırına vermek. Bu unlu şeyler için geçerli. Ne olabilir? Pasta, kek, börek gibi düşünelim. Bunu fırına verdiğimizde bunun için bakın demiş oluyoruz. Pişirmek çünkü ocağın üstündeki o pişirme işlemi olmuyor. Fırına verme işlemi için kullanılmış oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki E ve İ'yi tek başına, daha doğrusu yan yana gördüğümüzde I şeklinde telaffuz ediliyormuş. Buna örnek kelime nine kelimesiymiş. İ ve E'yi bir arada gördüğümüzde bu sefer İ'yi ne yapıyormuşuz? Uzatıyormuşuz arkadaşlar. Tıpkı V. Değil mi? Nasıl soru kelimesinde olduğu gibi. E ve U'yu bir arada gördüğümüzde bunun telaffuzu I şeklinde. Örnek kelimemiz Europa. Bir sonrakine baktığımızda S, P bir arada kullandığımızda Şp. Örneğimiz de neymiş? Sport. Değil mi? S, T, Şt. Studium. Demek ki Şt şeklinde ifade ediliyormuş. S, T, H, Ş. Örnek kelimemiz şokolade. Bir sonraki harf grubuna baktığımızda T, S, T, H. Bu da çöz, değil mi? Ç, ç şeklinde ifade ediliyor. P, F, pf, pf, fiat. Evet, bu sefer fiat demiyoruz da ne diyoruz? Fiat diyoruz. Bu kelimesine göre değişebiliyor arkadaşlar bunun telaffuzu. C, H, evet bunu da bir arada gördüğümüzde örnek kelimemiz iş. Sika, evet bunları da gördüğümüzde yan yana k, bakın şeklinde ifade edilmiş oluyor. Dilerseniz şimdi de arkadaşlar nasıl bir diyalog içerisinde kendi soy ismimizi kodlarız onu bir inceleyelim. Burada arkadaşlar örnek bir diyalog var. Kabaca şöyle anlatalım. Biz birisini telefonla arıyoruz. Karşımızdaki kişi bizim adımızı soruyor ve biz de söylüyoruz ve karşımızdaki adımızı anlamıyor. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Soy ismimizi kodluyoruz. Neden soy isim diyorum? Çünkü Almanya'da arkadaşlar yeni tanıştığınız birisi, yani resmi bir ortamsa, genellikle soy ismiyle hitap edersiniz ve kendinizden bahsederken, yani isminizi söyleyecek olursanız soy isminizi söylersiniz. Burada da öyle bir durum var. Karşımızdaki kişi bunu anlamıyor. Bu durum karşısında biz ne yapıyoruz? Soy ismimizi kodluyoruz. Kabaca bu. Dilerseniz şöyle bir inceleyelim. Şimdi diyalogumuz arkadaşlar şu şekilde başlıyor. Wie heißt du? Evet, senin adın ne? Diye soruluyor. Ve biz de kendimden örnek vererek Ich heiße Özdemir. Evet, Ich heiße Özdemir diyorum. Ne yapıyorum? Kendimi tanıtıyorum ve karşımızdaki kişi bunu anlamıyor ve diyor ki Wie bitte? Wie bitte? Nasıl yani? Anlamına gelen, değil mi? Anlamadım. Yani anlamadımdan ziyade Wie bitte? Nasıl yani anlamına geliyor arkadaşlar. Ich buchstabiere. Buchstabiere kodlamak demek arkadaşlar. Kodluyorum. Evet. Nasıl kodlayacağız? Ö, Z, D, E, M, I, E. Evet, kodladım. Ö, Z, D, E, M, I, E. Karşımızdaki kişi teşekkür ediyor. Danke. Biz de rica ederim diyoruz. Bitte. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım tekrar. Demek ki karşımızdaki kişi ne yapıyor? Tabii bu diyaloğu arkadaşlar en kaba haliyle veriyorum. İleriki derslerimizde bunları çok daha farklı alternatiflerde görüyor olacağız. İlerledikçe çok daha farklı yapılarla karşılaşıyor olacağız. Şimdi temel seviyede olduğumuz için asıl odağımız burada olmalı. Ancak bir diyalog içerisinde nasıl geçiyor onu görmüş olalım.
Demek ki karşımızdaki kişi "Wie heißt du?" diye sormuş olsun. Biz karşılık olarak soy ismimizi söyleyeceğiz. "Ich heiße Özdemir." Anlamadım. Nasıl yani? Anlamına gelen "Wie bitte?" Nasıl yani? "Ich buchstabiere." Kodluyorum. Ö, Z, D, E, M, I, E. Danke. Teşekkür ederim. Bitte. Rica ederim. Arkadaşlar, eminim ki aranızda yumuşak G, Ç harfleri barındıran soy ismi, işte bu iki harfi olan arkadaşlar olabilir. İşte oğlu gibi ya da işte Ç harfiyle Çetin gibi. Böyle durumlarda arkadaşlar ne yapacağız? Alman alfabesinde şimdi bu olmadığı için Ç'yi C şeklinde, yani C şeklinde ifade etmemiz lazım. Yumuşak G olmadığından bunu da G şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Dilerseniz bu örnek diyaloğu hep beraber doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie heißt du? Ich heiße Özdemir. Wie bitte? Ich buchstabiere. Ö, Z, D, E, M, I, R. Danke. Bitte. Tekrar edelim. Wie heißt du? Ich heiße Özdemir. Wie bitte? Ich buchstabiere. Ö, Z, D, E, M, I, R. Danke. Bitte. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde das alfabet konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.